Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Yeni bir Bilinen Doğrular programıyla tekrar karşınızdayız. Bu akşam farklı bir şey yaptık. Bu akşam bu yayında konumuzu kendi evinde ve kütüphanesinde ziyaret etmek istedik ve orada bu çekimi şu anda gerçekleştiriyoruz. Konumuz kim? Ünlü bir isim. Herkesin tanıdığı bir isim. Milletin marjinal bulduğu bir isim. Türkiye'nin önemli bilim adamlarından, uluslararası arada tanınan bir bilim adamı Sayın Celal Şengör. Aslında profesör tarafını söylemeye gerek yok. Prof olduğunu herkes zaten biliyor. İTÜ'de öğretim üyesi olduğunu biliyorsunuz. Bugün zannediyorum çok farklı ve keyifli bir sohbet edeceğiz kendileriyle. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Hocam önce şu kütüphanenizden biraz bize bahsedin. Muhteşem bir kütüphane, muhteşem bir boğaz manzarası var ama perdeleriniz kapalı. Evet. Dolayısıyla benim çalışmam boğazdan ziyade dünyaya dönük bir çalışma olduğu için dünyayı odaya sokmam lazım. Dünyayı odaya sokmanın yolu da kitaplarla şimdilik. Giderek daha çok tabii bilgisayar işin içine giriyor. Bu kütüphane 1972 senesinden beri birikiyor. 1972 senesinden beri birikiyor dememin nedeni 1972'de o zamanın jeoloji kitaplarını almışım. Tarih atmışım üzerlerine, onu biliyorum. Ondan önce kalan kitaplar da var. Ondan önce de benim epey kitabım vardı ilkokuldayken de. Mesela Gökkuşağı kitapları vardı. Evet. O Ramazan Arkın'ın rahmetli yayınladığı da onlardan bir tanesi coğrafyaydı. Onun başında da çok güzel bir jeoloji bölümü vardı. Hala aklımdadır. Evet. Bu jeolojik zamanları falan oradan İlgi öğrendiydim. oradan mı geliyor? İlgi Öyle mi daha eski. başladı? İlgi Jules Verne'den geliyor. Jules Ha, o yüzden yayını başlamadan bana sordunuz, bunu arzın okudunuz mu merkezine diye. seyahatten geliyor Jules Verne'in. Ondan sonra annem de zamanında bana bir dinozor kitabı aldıydı. Karaköy'de böyle hatırlıyorum. O hayal meyal hatırlıyorum. Yani daha okula gitmiyordum çünkü. Ama oradaki dinozoru hatırlıyorum. Bir eskiden brontozor denen apatozordu. Ağzından böyle şeyler, otlar ot yiyor belli. Henry Fairfield Osborne'un bir rekonstrüksiyonuydu. Daha sonra öğrendim tabii onu. Ama onu gayet iyi hatırlıyorum. Orada başladıydı. Ondan sonra bir fen ve tabiat ansiklopedisi aldılardı bana küçük. Onun içerisinde çok güzel dinozor resimleri vardı. Onları ezberledim, İncelediniz okudum falan. falan filan. Evet. Ondan sonra bana oyuncak, çeşitli oyuncaklar aldılardı. Şeyler var, ne derler. İşte hazır bir biyoloji laboratuvarı vardı. Hiç unutmuyorum. Mikroskobu vardı, sineklere Siz bakıyordu. şanslı bir çocuktunuz. Tabii yani okumuş anne baba, işte çok dil bilinen bir aile, zengin bir aile. Ne istesen var. Zengin olmanın avantajlarını aslında herkes kullanamaz. Ama siz onu bir bilim adamı olarak iyi değerlendirmişsiniz yani. Öyle diyebiliriz. O işte tesadüf. Yani ben gençliğimde çok küçük bir çocukken bilime merak sardım. Bir dakika, top oynadınız mı küçükken? Hayır, hiç. Ben sokağa hiç çıkmadım ki top Mahallede oynayayım. oynadınız mı? Mahalleye çıkmadım Bizim ki. sizinle aramızda 6 yaş fark var. Evet. Siz mahallede top oynamadınız mı? Hayır, ben Çıkmadınız. diyorum sokağa çıkmazdım ki. Yani kışın Çıkartmazlar mıydı sizi? çıkartmazlardı. Bir şey, kışın apartmanda otururduk. Lale'de değil, kışlık ev. Orada mı oturdunuz Orada sen? otururduk ama yazın Yeşilköy'de. Koskoca köşk, koca bahçe. Ne, ya sokağa çıkıp ne yapayım? Çocuklar var mıydı sizinle oynayan? Başka Pek çocuklar var mı? nadiren. Pek nadiren. Çok 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 nadiren. Peki biz tabii liseyi bitirince üniversite sınavlarına girerdik. Siz de öyle Ben öyle bir şey yaptınız. yapmadım. Ne yaptınız? Benim Doğrudan Türkiye'de yurt dışına mı doğrudan gittiniz? yurt dışına. Tabii ben Robert Kolej mezunuyum. Robert Kolej okurken jeoloji okuyayım bana da karar vermiştim. Orada Sırrı Erinç ve İhsan Ketin'le de tanışma fırsatım oldu bu arada, ben lise 3'teyken. Onlarla konuştuk. O arada levha tektoniği yeni ortaya çıkmıştı, levha tektoniği teorisi. Bu levha tektoniği teorisinin de en civcivli olayları Amerika'da cereyan ediyordu. Amerika'ya gitmeye karar verdim. Nerede okudunuz? Houston'a gittim Houston'da. ben. Garip bir karardı çünkü nasıl üniversite seçilir bilmediğim gibi Kim yönlendirdi sizi? hiç kimse, onu diyeceğim, hiç kimse yönlendiremedi beni. Çünkü Mr. Higgins vardı. Sizin hikayeniz bana benziyor. Ben de Almanya'ya gittim ama kimse yönlendirmedi. Evet. Eugene Higgins diye bir İngilizce öğretmeni. Aynı zamanda öğrencileri Amerika'daki üniversitelere yönlendiren bir zattı. Fakat bu adamın tecrübesi boyunca ben jeolog olacağım diyen kimse çıkmadığı için haberi yoktu adamın.
Yani bana verdiği cevabı hatırlıyorum. Ya dedi işte güneyde petrol var. Belki oradaki bölümleri iyidir. Bir de işte Kaliforniya'da San Andreas fayı var. Bir de oraya bak dedi. Sonra iyi üniversiteler var Kaliforniya'da dedi. Hı hı. Ben hepsine müracaat ettim. Hepsinden kabul gördüm. Sonra ikinci hatayı yaptım. Babama gittim sordum. Benim babam iş adamı ya. Evet. Yani hobisi matematik olan bir iş adamı. Para kazanan bir adam. Para kazanan bir adam ve hobisi de matematik. Yani doğa bilimlerinden tamamen uzak bir adam. Ne dedi size? Baktı listeye. Aa dedi Houston. Amerikan petrol endüstrisinin kalbi orada dedi. Hmm. Çok ilginç adamlar vardır muhakkak dedi. Biz de NASA oraya yakın. Oraya git dedi. Şimdi bu çok akıllıca bir tavsiye. Dallas dizileri o zaman Türkiye'de yaygındı. Denk hayır gelebilir ben mi? Hiç seyretmedim. Bilmiyorum. Abi, o zaman Türkiye'de benim... Babanız etkilenmiş olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Hani hayır. Peki, o sadece işte petrol endüstrisinin kalbi Houston. NASA'da yakın. Oraya git dedi. Ve aslında çok aklı başında bir şey olduğu çıktı ortaya daha sonra. Çünkü benim gittiğim bölümde mineraloji hocamız Ay'dan gelen taşların geldiği laboratuvarında müdürüydü. Hmm. Albert King. Ben Albert King'den mineraloji öğrenirken onun asistanlık yapıp Ay taşlarında en küçük boylu tanecikleri ayırıyordum. Stokes kanunundan istifade ederek. Ki o en küçük tanecikler üzerinde bir analiz yapılabilsin. Dolayısıyla ortalama bir ay yüzeyi bileşimi çıkartılabilsin falan filan. Hı hı. Çok faydalı oldu benim için. Sonra gittiğim departman iyi bir departman değildi. Ben çok kıymetli oldum. Bana ofis verdiler. Ya düşünün yani ben gittim. Daha lisans öğrencisi. Talep fazla olmadığı için mi acaba? Tabii. Yani değerli oldunuz. Devlet Üniversitesi Houston. Şimdi karşıda bir üniversite vardır Rice. Ben oraya gittikten sonra öğrendim. Orada çok kıymetli bir adam vardı. Albert diyecektim. Clark Birchfield diye. Bilmiş olsaydınız oraya gidecektiniz belki. Bilmiş olsam oraya giderdi. Ama hemen Clark Birchfield'ın bir öğrencisi University of Houston'da benim ahbap olduğum genç bir öğretim üyesinin hanımıydı. Bu çocukcağız dedi ki ya sen dedi meraklısın Clark'la tanıştıralım seni dedi. Ben Clark Birchfield'la tanıştım. Onun derslerine devam ettim. Sonra Jim Wilson vardı çok. Ciddi bir adamdı Jim Wilson. Aynı departmanda. Yani Jim Wilson'dan ben İlk defa trilobitlerimi falan tayin ettiydi bana Jim Wilson. Hmm. Çok iyi bir karbonatçıydı. Dolayısıyla ben jeolojiye hocalarım tarafından yönlendirilmediğim için kendi meraklarımı izleyebiliyordum. Sevdiğiniz ama zaman içinde. Tabii hayır. Ben zaten seviyordum. Hayır ama şöyle çocukluğunuzu seviyordunuz da işte üniversitede ya aslında pek de sevilen bir ders değil falan. Hayır. Böyle bir şey ben sormadım bile kendime. Yani ben üniversiteyi mektep diye okumadım. Keyifti benim için. Keyif. Ben keyfimi... Gelecek kaygınız zaten. Öyle bir şey yok. Ben tamamen keyif için yapıyordum. Peki. Ya benim bir kız arkadaş edinmeme karar verildi. Evet. Albert King, işte Terry'ye güzel bir kız vardı. Şeydeydi, basket şeylerine geliyordu falan. Kim karar veriyor buna? Falan filan. Albert King dedi ki ya bir artık kız tavla kardeşim dedi. Ha çok... Ondan sonra ben de kıza baktım. Yani bir içim suydu hakikaten kız. Nefis. Bilim adamı olunca bir şeye ilgilenmemek mi gerekiyor? Hayır öyle bir şey yok. Ya, gerekli diye bir şey yok. Ya ben içimden ne geliyorsa ne yapıyordum. Peki üniversite bitti. Ha. Bitti üniversite. Bir dakika üniversite bitti demek ne demek? Doktora mı bitti? Üniversiteyi bitirdiniz. Hayata atıldınız. Hayata atılmadım. Çünkü biz aslında biraz toplumun sonlarını konuşacağız. Hayata atılmadım ki ben. Yani üniversiteye daha bitmeden, ben daha lise bitmeden İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olacağımı biliyordum. Çünkü İhsan Ketin'e gittim, meraklarımı anlattım, neler yapacağım hakkında bilgi verdim. Ondan da bilgi aldım, ondan da tavsiyeler aldık. Sonra da daha ilk karşılaşmamız 10 Mayıs 1973 gösterim imza. Bana 73. Bana bir kitap hediye ettiydi, onu da imzalamış. 10 Mayıs 1973. Yanından ayrılmak üzereyken dedi ki iyi ben de seni asistan alayım o zaman geldiğinde dedi. Dedim hocam 9 sene sonrasından bahsediyoruz. Tamam canım dedi, ben sana kadro tutacağım. Vay. Ve tuttum. 9 sene sonra geldim, kadrom hazırdı. Teknik üniversiteye asistan olarak girdim. Ben o YÖK kanunundan önceydi. Benim ilk resmi titrim asistandı. Ben İhsan Ketin'in asistanıydım. Peki. Ondan sonra akademisyen olmaya o zamandan karar verdiniz o zaman. Yani liseden belliydi bunun böyle olacağı. Hala öyle mi düşünüyorsun? İlk evet. Akademi diye diyor musunuz? Tabii canım, kesinlikle. Başka şimdi ben neye yararım başka? Peki. Siz tabii... Türkiye'de tanımanız ne zaman başladı? Deprem olunca herhalde. 99 depreminden sonra mı tanıdınız? Ondan önce kim ne yapsın beni?
Ondan önce yani Türkiye'de tanımak sizin istiyorsanız... Sizin uzmanınız jeofizik mi? Hayır. Jeoloji. Jeoloji. Jeolojide de yapısal jeoloji. Peki. Şimdi depremi konuşacağız hocam. Hayır şunu diyeceğim. Türkiye'de tanımak istiyorsanız televizyona çıkmanız lazım. Medya önemli. Çok fevkalade. Siz de onu iyi kullandınız. Fevkalade. Ben kullanmadım. Televizyonlar kullandı. Hayır kullanmadım. Ama amca arıyorlardı. Ben de gidiyordum. Sizin de marjinal söylemleriniz var. Mesela Celal Şengör nasıl birisi diye sorduğun zaman şöyle bir algı var. Marjinal, siri dili bir adam. Marjinalden kasıt kenar demek marjinal. Ben neyin kenarındayım? Toplumun kenarındayım. Toplumun kenarından bir şey ifade ediyorsunuz. Bir söylem, sert bir söylem. Ben toplumun kenarındayım? Yani ortalama değil demek marjinal. Ya her bilim adamı marjinaldir. Her bilim adamı. Her bilim adamı. Yani bilim adamıysa. Bir dakika. Her öğretim üyesi değil. Hayır, ben bazı bilim adamları tanıyorum. Sessiz sedasız kitapların içinde hayatını geçiren bilim adamları tanıyorum. O da marjinaldir aslında. O şekilde. Tabii. Yani öyle sessiz, teknik üniversitede öyle sessiz sedasız bir adamcağız vardır. Değil derler mi? Derler ki Celal Şengör'le sohbet ettiğiniz zaman son derece nazik. Son derece sıcak. Zaten onu da gördük. Teşekkür ederim. Zaten bu sizinle ikinci görüşmem. Sizinle yakından tanıyorum. Ama hakikaten böyle bir şey var sizinle ilgili. Peki, şimdi tabii siz zaman zaman toplumun meseleine yönelik olarak da duyarlılık gösterip bir şeyler İçinde söylüyorsunuz. İçinde yaşadığım için. Evet. Yani tabii yani toplumun meselesi dediğiniz benim de meselem. Tabii. Değil mi? İçinde yaşıyorum. Aynı çöplükte yaşıyorum. Yani. Dolayısıyla dangalak olmak lazım hiç ilgilenmemek için. Tabii ilgileniyor insan. Bakıyor sorunlar nedir? Bu sorunlar çözülebilir mi? Evet. Hangi yöntemlerle çözülebilir? Nasıl çözülebilir? Yani ben bunu kendi başıma çözemem. Öyle bir niyetim de yok. Yani, evet. Yani toplum yöneticisi olmak gibi hiçbir zaman bir niyetim olmadı. Çünkü merakım başka yerde. Evet. Yani beni gezegen ilgilendiriyor. Merkür ilgilendiriyor. Venüs ilgilendiriyor falan. Ama yani Türkiye'de önümüzdeki sene ne olacak o kadar da ilgilendirmiyor. İlgilendirdiği kısmı yani ben bu yaptıklarımı sürdürebileceğim mi? Siyaset sizi ilgilendiriyor mu? Süreti katiyede ilgilendirmiyor. İlgilendirdiği tek kısım oy vereceğim. Hangi neye dayanarak oy vereceğim? Öğreneyim diyorum. 30 Mart'ta sandığa gittiniz mi? Gittim tabii. Gittiniz. O sorumlu yani vatandaş sorumluluğunuzu yerine getirdiniz. Tabii ki efendim. Peki 30 Mart sonrası bir tablo ortaya çıktı. Evet. Ama onu benim tam beklediğim çıktı. Ben oyaya söylediydim. Bunu bekliyor muydunuz? Tabii bekliyordum. Siz beklemiyor muydunuz? Çok mu şaşırdınız? Bazı kesimler çok şaşırdı. Demek toplumu tanımıyorlar. Siz toplumu nasıl tanımlıyorsunuz? Size göre nasıl bir toplum var? Türk toplumu nasıl bir toplum? Cahil. Dünyadan bir haber. Dinamik. Hı hı. Böyle bir toplum. Ama şimdi sizi dinleyenler veya bizi izleyenler şu anda... Ya Celal Hocam yine marjinal bir söylemde bulundu. Cahil. Fikir bak bunu hepimizi, söylemek kolay. Hepimizi aynı kategoriye koydum falan diyorlar. Evet. Toplumdan bahsediyoruz. Tek tek adamlardan bahsediyoruz. Toplumdan bahsediyoruz. Yani ben de bu toplumun içindeyim. Evet. Ben cahil bir adam değilim. Değil mi? Yani benim hocalarım var, sizce, arkadaşlarım var, bilmem ne var. Ama ortalamayı aldığın zaman işte Afganistan Türkiye. Şimdi bu Afganistan olayını Cumhuriyet'te verdiğiniz bir demeçte veya başka bir yerde de başka yerde ben bunu sık sık yazdım. Evet. Yani şimdi Türkiye'nin bak, ortalama... Pakistan demiyorsunuz, Afganistan hayır, diyorsunuz. Hayır, Pakistan'dan daha aşağıdayız. Pakistan bir Nobel'li fizikçi çıkarmıştır kendi içinden. Orada buradaki üniversitelerde okuyarak değil, Pakistan'ın üniversitesinde okuyarak fizikten Nobel almış bir adam çıkarmıştır. Bizim de Nobel ödüllü edebiyatçımız var. Edebiyat ve barış ödülleri sayılmıyor. Saymıyor musunuz? Hayır, kimse saymıyor. Aklı başında hiç kimse saymıyor bunları. Afganistan, yani sizi dinleyince... karamsarlığa kapılıyorum. Karamsarlığa niye kapılıyorsunuz? Gerçekçi olun. Gerçekçi olun. Türkiye bu. Yani benim papyonlu, sizin tişörtlü olmanız, bizi tişörtlü Afganistan'daki bizi Afganistan'dan daha yüksek bir yere gelip oturtmuyor ki. Tesadüfen bu imkanların olduğu yere daha yakınız. İşte Atatürk diye bir adam gelmiş. Değil mi? 15 sene içinde mucize denebilecek bir iş yapmış. Evet. Ama yapabilmesinin sebebi nüfus az. 8 milyon nüfus. İtaatkar bir nüfus. Bugünkü şartlarda yapamaz mıydı? Yapamazdı tabii. Nereye yapıyor? Atatürk'ün fotoğrafını, resmini görüyorum. Fotoğrafı tablo, değil. Bu tablo. Kimden? Size. Tablo değil mi? Isabel Mizra diye bir 82 yaşında İskoçyalı. Bir kadının. Bir hanımefendinin yaptığı bir tablodur. Çok güzel. Peki, meşhur Dan McKenzie'nin kayınvalidesidir bu. Siz tabii uluslararası üne sahip olduğunuz için uluslararası üne sahip insanlarla diyalog halindesiniz. Haklı olarak da. Şimdi deminki söylem çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk şimdi eğer yaşamış olsaydı aynı şeyleri yapmakta zorlanırdı. Zorlanırdı. Dedi. Neden? Bakın 80 milyon nüfus var. Elinizde internet var. Anında ulaşmak mümkün.
Ama tabii Atatürk de dahildi. Dolayısıyla belki başka bir şey yapardı, bilemeyiz ki. Fakat sayı arttıkça bir birliği tutmak zorlaşır. Bu kadar mı? O zaman 8 milyon nüfus. Sonra Atatürk o zamanki toplumun en değer verdiği konuda kahraman. Değil mi? Güzel söylüyorsun. Peki Türkiye son özellikle 10-15 yılda böyle dindarlaşmaya doğru kayıyor. Bu dünya genelinden böyle yoksa dünya sadece Türkiye özgü bir şey mi? Dünya genelinde böyle talihsiz bir gelişme var. Türkiye'de dindarlık hep vardı. Dindarlığın gösterişi hoş karşılanmıyordu. AKP iktidarı gösterişi hoş karşılanır bir hale getirdi. Evet. Çünkü gösteriş yaparsanız belirli menfaatler elde ediyorsunuz. Tabii değil mi? Yani jipte artık kapalı bayanlar görmeye başladık. Nişan dışında... Yani komik yani. Böyle bakıyorsun. Kendine soruyorsun. Ya hakikaten inanıyordum böyle yapıyor. Yoksa bir menfaatim var diyorsun. Bunu herkes soruyor. Ama benim de umurumda da değil. Bana ne ya? Yani isterse bikiniyle dolaşsın. Tabii. Doğrusu. Hiçbir zaman beni ilgilendirmiyor. Doğrusu. Ama benim karşıma derste başörtülü birisi geldiği zaman diyorum ya bir dakika diyorum yani benim sana burada anlatacaklarım. O başörtüsünün ima ettiği dinle çelişiyor. Ne yapacaksın? Hiç böyle bir şey oluştu mu? Gelişti mi böyle bir sohbet? Gelişti mi? Mesela kapalı bir kız öğrenci geldi. Öğrenciniz geldi. Soruyordum. Sizin dersinize gidiyorsunuz. Gülüyorlardı. Cevap vermiyorlardı. Vermiyorlardı. Çekindikleri için mi cevap vermiyorlardı? Bilmiyorum. Yoksa verecek cevaplarım yoktu. Bilmiyorum. Yani gülüp geçiyorlardı. Bu bizim inancımız hocam diyorlardı falan. Yani ben de daha fazla ne sorayım yazık. Siz ateist olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Evet. Ama yani şey diyeyim kendimi bildim bileli. Kendinizi bildim bileli. Kendimi bildim bileli. Yeni gelişen bir şey değil. Hayır. Veya okuduğunuz şeyle ilgisi hayır, yok. Hayır küçük çocukluğumdan beri. Ama siz bir ateist olarak... Ama bana saçma geliyordu çünkü. Ne saçma geliyordu size? Efendim ben çok küçükken bana masallar okunuyordu. O masallarda cadılar falan vardı. Ben çok korkuyordum. Ve bana diyorlardı ki korkma. Bu doğru değil. Bu bir masal yani. Tamam. Ondan sonra dini öğrenmeye başlayınca orada da işte cehennemdi, melekler var. Bunlar nerede diyordu? Bunlar yok. Diyordu ya bunlar masallardaki yaratıklar gibi. Bunlar da hayali. Adyolarını bunlar değil. E peki nerede? Cevabı yok. Onun cevabını size bu masalı anlatanlar bilemiyordu olabilir mi? Hayır efendim ben rahmetli dedeciğim benim. Abisi için şey yaptırırdı. Mevlüt her sene. Okuturdu. Evet her sene kâni karacağım bilmem gelirler. Ben bunlarla da konuştum. Tatmin etmedi mi? Hayır, cevap hiç hava yani. Anlattıkları işte annemin falan anlattıklarına benziyordu. Diyordum yani bu akıl kârı değil dediğiniz. Hazreti Muhammed'in çok zeki bir insan olduğu söylenir. Bütün toplum liderleri belli bir zekanın üzerinde başka türlü yaptıkları iş. Değil mi ya? Liderlik yapamazlar. Yapamazlar tabii. Peki sizin bakış açınıza göre Hristiyanlık nasıl doğdu? Siz nasıl görüyorsunuz? Bakış açısı nedir? Yani onlar şimdi bir takım anlatımları var. Hristiyanlık nasıl doğdu diye başlarsanız çok daha evvele gitmek. Gidelim tabii. Şimdi dünyada bugün egemen diye bir üç tane din var deniyor. Aslında bunlar bir dinin üç varyantı. Üç değişkeni. Bravo. Değil mi? Yani katılıyorum. Musevilik, İsevilik, birbirine Muhammedilik. Alıntıya. Yani değil mi? Bunların hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Bu kaynak, beslendikleri kaynak Orta Doğu din geleneği. Kim kimden beslendi? Musevilik ta Sümer, Babil, Akat giderden gelen bir din geleneğinden besleniyor. Bunun da ortaya çıkması 1874'te Kuyuncuk'ta yapılan değil mi kazılardır. Orada ilk defa George Smith bizim daha önce sadece Tevrat'ta olduğunu zannettiğimiz bir sürü hikayenin Babiller'de olduğunu gösterdi. Arkasında bir baklar Sümerler'de de aynısı çıktı. Evet. Değil mi? Yani İzosudra denen adam Nuh. Ondan sonra Babil'e geliyorsunuz. Hasis Adra denen adam Nuh. Böyle. Bir bakıyorsunuz. Ta şeye kadar geliyor. Musa'ya kadar geliyor. Musa'dan önceki tarihe bakıyorsunuz. Musa'dan sonraki tarihe bakıyorsunuz. Bir sürü peygamber adı sayılıyor. Veya patriarklar mesela. İbrahim'den itibaren gelen patriarklar. Bunlar bakıyorsunuz toplum liderleri. Yani Yuşa'ya bakıyorsunuz adam general ya. Doğru. Yani değil mi? Orada Davut'a biz peygamber diyoruz.
Hey, buna da adamcağıza diyoruz, kitap inmiştir işte Rebun, yabancıların psalm dedikleri. Davut'un bir askerin karısına sahip olmak için adama çaktırmadan gönderdiğini, şey, komutanına gönderdiğini, eline verdiği mektupta da bu adamı mutlaka temizleyin dediğini. Bu da tarih yazıyor ya. Peki, şimdi yani bu tarihi okuduğunuz zaman bu bir insan tarihi. Anormal de değil bunlar. Her tarafta olmuş. Yani insan... Bunların hiçbir özelliği olmadığını görüyorsunuz. Hiçbir evet. özellikleri yok. Yani evet. burada bir toplum, İsrailoğulları toplumu, daha doğrusu Sami gelenek, İsrailoğulları toplumu Sami geleneğe sahip çıkıyor. Tesadüfen yaşadıkları yer Judea. Tamam. Judea'da Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Orada olan bazı toplumsal hadiseler Roma'nın içine yansıyor. Hristiyanlığın bütün şansı, şimdi İsa ben yeni bir din ortaya atıyorum diye çıkmıyor ki. Evet. Bütün reformcular gibi. Ben diyor esas Yahudiliğe dönmek istiyorum. Değil mi? Esas Yahudiliğe... Yanlış olduğunu düşünüyor Yahudiliğin. Evet. Neyse. Değil mi? Ama ondan sonra değil mi bizim Paulus, asıl adı Saul olan Paulus bakıyor ki yahu yani millet bu yeni dine dönmek istemiyor. Hı hı. Çünkü sünnet var işin içinde. Domuz yememek var. Anadolu nüfusu o zaman fakir. Domuzu ortadan kaldırdın mı aç kalacak adam. Hı hı. Paul bakıyor tamam diyor sünnete deniz yok domuzu da yiyebilirsiniz. Oldu mu Hristiyanlık sana? Sadece o değil tabii başka bir şey. Adım adım gelişiyor. Değil mi? Petrus. Şimdi Petrus'u al. Papa'ya sorarsan Roma'nın ilk psikoposu Petrus'tu. Adam Roma'ya bile gitmemiş ya. Düşünebilirsin bütün papalık müessesesi bir yalana dayanıyor. Tabii çok şey bir iddia. Ben tabii hayır, iddia değil bu tarihin gösterdiği. Peki, açıkça 19. yüzyılda. İslamiyet yeniden doğuşu veya o da bir de reform mu gerekti tekrar? Hayır, sonra... İslamiyet Bedevi toplumuyla ilgili. O öteki tarafla ilgili değil. Yani dünya klasiklerinde bir kitap okudum mesela. Hazreti Muhammed'in Arap İslam İmparatorluğu'nu kurmak için şu anda dağınık yaşayan Bedevileri bir araya getirmek öyle için. Öyle bir niyeti yok Hazreti Muhammed'in. Arap İslam İmparatorluğu kurmak diye bir niyeti yok. Abi. Önce kendi toplumunu adam etmek gibi bir niyeti var. Oradan yola çıkıyor. Öyle mi gelişiyor? Tabii oradan gelişiyor değil mi? Ufak ya bunlar bakın bütün bu olaylar. Kabileler arası meydana gelen şeyler. Küçücük toplumlar bunlar. Akıllı bir tüccar. Akıllı bir tüccar. Ve 40 yaşında kendinden yaşça büyük bir kadına evleniyor. Hayır. Kendisi o zamanın şartlarında. 25 yaşında karısı 40. Karısından bahsediyorum. Tabii evleniyor. 40 yaşındaki Ayşe Hanım'la evleniyor. İşte Arabistan'ı geziyor. Değil mi? Ticaret yapılan yerlere gidiyor. Şimdi ticaret yapılan yere giden adam bir sürü adamla karşılaşır. Değişik kültürlerin etkisinde kalır. Bizim millet gibi. Millet, yani bilim niye millette icat edilmiştir? Çünkü millete İngiltere'den kalay çeken kaptan da millete geliyor. Mısır'dan buğday getiren kaptan da millete geliyor. Efendime söyleyeyim. Kuzey Afrika'dan gelen de millete geliyor. Fenike'den de gelen millete geliyor. Bunların hepsi bir araya geliyorlar. Evet. Akıllı bir adam orada çok şey öğrenir. Değil mi? Anaximandros da onun için orada çok şey öğreniyor. Orada bir bilgi paylaşımı var. Bilgi paylaşımı var. Şimdi tüccar bir adam. Dağınık yaşayan Bedevileri de bir araya getirdi. Bak, tüccar bir adam bir kere dünyayı görüyor. Zaten cennet, cehennem tanımı Hristiyanlıkta olan aynısı. Değişen bir şey yok orada yani. Aynı tanımlar var. Ya bu Sümer ta Dilmun'a kadar gidiyor. Gidiyor. Değil mi? Yani bunların hiçbirisi yeni kavramlar değil. Bunlar ama Orta Doğu'ya mahsus kavramlar. Değil mi? Çin'de niye peygamber yok kardeşim? Şimdi oraya gidelim istedim. Hayır niye yok? Şeyde niye yok? Hindistan'a gidelim, Çin'e gidelim. Hindistan'a git. Hindistan'da niye yok? Azteklerde niye yok? Niye yok? Çünkü bu gelenek oraya gitmemiş. Bu lokal bir gelenek. Mahalli bir gelenek. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz mesela? Arap İslam İmparatorluğu oluşmaya başlayınca, mesela Türklerin Müslümanlaşması, Moğollarla savaş başlayınca Türklere destek istiyorlar. Türkler mesela 200-300 direniyorlar mesela İslamiyet'e karşı. Müslümanlığı hemen kabul etmiyorlar. Türklerle, yani Türklerin İslam olmalı, Müslüman olmaları tesadüf oradalar çünkü. Bir uçları orada, bir uçları da ama Pasifik Okyanusu'nda. Aynen. Ha, oradakiler etkileniyor. Oradakiler olmuyor. Ben Altay Dağları'nda çalışırken benim bir bekçim vardı. Türk adam. Türkçe konuşuyoruz. Neydi o? Elinde Budist. Budist. Tesadüf. Oradan etkilenmiş. Oradan taraftan. Etkilenmiş. Yani Uygursan Manikeist oluyorsun. Değil mi? Peki rekarnasyona inanıyor Hindistanlılar. İnanabilirler. Yani herkes her şeye inanabilir. Yani Descartes'in çok güzel bir lafı vardır. Ne diyor? Diyor ki dünyada
bir filozofun iddia etmeyeceği kadar saçma hiçbir şey yoktur. Her şey iddia edilir. Güzel. Yani şimdi reenkarnasyonu iddia ediyor bu adam. Etsin. Ama evet. Bunu savunabiliyor mu? Hayır. Yani değil mi? Bunu savunabilmesi için demesi lazım ki kardeşim şu testleri yaparsan sen de göreceksin. Böyle bir test sunamıyor. Siz Celal Şengör olarak mesela evet liderler zaten lider özellikleri oldukları için zaten toplumu yönetiyorlar. Tabii. Hazreti Muhammed bunun bir güzel bir örneği. Atatürk'ü bu konuda övgüye değer bir lider olarak gördük. Mesela siz Fatih Sultan Mehmet'i büyük dahi. Çok büyük dahi olarak. Büyük bir dahi. Müthiş bir adam. Neler söyleyeceksiniz? Ya Fatih Sultan Mehmet'in benim üzerimde bu çok büyük etki yapmasının sebebi kendi içinde yaşadığı dar çevreyi yırtmış bir adam. Şimdi bakın İstanbul alınıyor. Hı-hı. Fatih'in yaptığı ilk işlerden biri kitapları toplayın diyor. Hı-hı. Kitapları getirin diyor. Kitaplara bakıyor. Bunun arasından bazılarını seçiyor, tercüme edin diyor. Seçtiği kitaplara bakıyorsunuz. Sevgili hocam, araya gitmemiz gerekiyormuş. Tamam, devam edelim. Daha gidelim, sonra devam ederiz. Efendim aradan sonra karşınızda olacağız tekrar. Değerli izleyiciler, değerli hocamız Celal Şengör'ün kendi evindeyiz, kendi kütüphanesindeyiz. Çekimi orada gerçekleştiriyoruz. Çok güzel giden bir sohbet içindeyiz. Araya gitmek zorunda kaldık değerli hocam. Şimdi para lazım da ondan. Tabii para lazım. Evet. Fatih Sultan Mehmet ve kitaplar diye başladınız. Evet. Hayır, şimdi ben Fatih Sultan Mehmet'i benim niye ayrı bir yere koyduğum, tarihteki büyük adamlar arasında beni çok etkilemiş kişiliklerden biridir Fatih Sultan Mehmet. Bunun sebebi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman işte gelenek icabı 3 gün yağma edilmesi lazım. Ama kitaplar benim diyor. Bu çok önemli. Ya değil mi? Kitapları ben istiyorum diyor. Kitapları alıyor. Ondan sonra bu kitapları tercüme ettiriyor. Mesela Ptolemaios'un birkaç tane eline şeyi geçiyor, atlası geçiyor. Bunlardan çok haritalı olan bizim B türü dediğimiz bir Ptolemaios'u hemen Arapça'ya bakın Türkçe'ye tercüme ettirmiyor. Arapça'ya tercüme ettiriyor. Çünkü neden Arapça'ya? Müslüman dünyasındaki bilim dili. Yani bizim bugün İngilizce, o zaman Avrupalı'nın Latince'ye yaptığı gibi bu da Arapça'yı tercüme ediyor. Osmanlıca'ya çevirmiyor, Arapça'yı tercüme ediyor. Değil mi? Çünkü bunu diyor, işte Kuzey Afrika'daki adam da anlasın, Orta Asya'daki adam da anlasın, bilmem neredeki adam da anlasın. Hı. Fatih'in şu konuda bilgisi yok. Ptolemaios birkaç kere çevrilmiş Arapça'ya. Belki dinden beri. Ha, bunu ama onu bilmiyor. Hı. Değil mi? Çünkü öyle bir gelenekten gelmiyor. Anladım. Peki, ama evet. Bunları yapıyor. Ondan sonra Bizans'tan kalan adamlarla oturup sohbet ediyor. Dünyayı öğrenmeye çalışıyor. Ne oluyor ne bitiyor? Bütün dünyayı izliyor. Avrupa'da ne oluyor ne? Ve bir karar veriyor. Biz Avrupalı olacağız. Bakın o zaman değil mi bu Müslüman Koca Murat Gazi'nin oğlu Gentil Bellini'yi çağırtıyor resmimi yapıyor. Bu günahla, bildiğimiz resim. Ünlü portresi. Portre. Evet. Ve şeyini bastırtıyor. Madalyonunu. Madalyonun üzerinde de Osmanoğlu yazıyor. Latin harfleriyle. Değil mi? Osmanlı'nın batıya yönelmesinin ilk adımı. Çok ciddi adımı. Şimdi batıya yönelme ilk adımı değil. Osmanlı. Var tabii yani. Osmanlı zaman zaman. Batıya doğru gelişmek istiyor. Balkanları alıyor. Yönünü ama, evet. Ama o zamanki jeopolitik kolaylık onu gerektiriyor. Fatih'inki kültürel karar. Orada zenginlik olarak sadece kültürel zenginliği mi görüyor yoksa aynı zamanda orada bir maddi zenginlik de görebiliyor mu? Kültürel. Kültürel bir karar veriyor Fatih. Diyor ki biz diyor bu adamlarla çalışacağız. Ben diyor Doğu Roma'yı aldım, Batı Roma'yı da alacağım. Çünkü nasıl Şarlman bizim büyük Karl, Almanların büyük Karl dediği imparator olmak istiyor. Ya ne istiyorsun işte kralsın bütün zaten Fransa'ya Almanya'ya hakimsin. Hayır diyor. İmparator olacağım. Neden? Roma imparatoru olacağım. Çünkü bunların kafasında şu var. Eğer siz lejitim bir egemen olacaksanız, yani egemenliğinizin geçerliliği olacaksa Romalı olacaksınız. Herkes peki, kafasında var. Bakın Hristiyanlık bütün teşkilatının adını Roma teşkilatından alıyor. Olduğu gibi her şeyini Roma imparatorluğundan alıyor. Alman İmparatorluk kuruyor. Adına Kutsal Roma İmparatorluğu diyor.
Fatih Bizans'ı alıyor. İlk gözünü diktiği yer Roma. Evet. Ve kendisine Kayseri Rum diyor. Doğru. Doğru. Ben diyor Roma İmparatoruyum diyor. Bunların hepsinin kafasında hedef orası. Geçerli imparatorluk, meşru imparatorluk Roma. Peki. Romalı olacak. Fatih, evet, Fatih Sultan Mehmet hedeflere ulaşıyor mu? Hayır. 49 yaşında zehirleniyor adam ya. Kim zehirledi? 3 iddia var onunla ilgili. Evet, 3 tane. Venedikliler zehirletti. Papa zehirletti. Bayezid zehirletti. Oğlu. Oğlu. İkinci Bayezid. Şimdi ikinci Bayezid, yani Fatih pek sevişmiyorlar. Oğluyla arası iyi değil. Yani dünyaları çok değişik. İkinci Bayezid softa bir adam. Dindar. Dindar. Dünyaya kapalı. Fatih öyle değil. Yani, ama bir oğlunun dindar olmasının etkisi nereden geliyor? Onu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Onu bilmiyorum. Peki, ama öyle olduğunu biliyorum. Cem öyle değil. Cem öyle değil. Cem daha macera perest bir adam bilmem ne falan. Öteki daha içine kapalı bir adam. Öteki zaten padişah olur olmaz babasının sarayda yaptırdığı fresklerin üstünü badanalattırıyor. Babasının resmini saraydan çıkarttırıyor, attırıyor, sattırıyor. Değil mi şimdi? Evet. Henry Lyard niye satın alıyor 19. asırda o portreyi İstanbul'da? Çünkü sokakta satılıyor. Düşünebiliyor musun? Koca Fatih'in portresi. Yani siz buradan yola çıkarak mı oğlunun zehretme ihtimali yüksek diyorsunuz siz? Dünyaları çok ayrı. Ondan çok, dolayı. Çok ayrı. Bir de Yakup Efendi'ye en kolay yakınlaşabilecek adam Bayezid. İkincisi Fatih ölür ölmez Fatih'in çevresindeki adamlar hemen Bayezid'e haber veriyorlar. Aman geldi. Cem'e haber veren de var ama ekseriyet Bayezid'den yana. Dolayısıyla evet. Fatih'in çevresine Bayezid daha hakim. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Ama yani bu benim tamamen şahsi şeyim. Değil, anladım yani, tahmin. Siz tahminlerle yola çıkıyorsunuz. Tamamen istiyorsun. Bilmiyorum yani. Peki, bir belge yok mu yazık ki? Cem'le olan bir kavgası var. Sonra Cem sığınıyor. Cem'le taht kavgası. O taht tamamen bildiğimiz iktidar kavgası. İktidar kavgası. Cem gidiyor işte Rodos'a kaçıyor. Oradan İtalya'ya gidiyor. Kullanıyorlar. Borjiyalara. Bazıları onu kullandığını falan söylüyorlar. Normal. Söylüyorlar değil, normaldir. Kullanmışlar, evet. Yani siz Fatih'in oğlu Osmanlı tahtının pretendantı bir adamı yakalamışsınız. Sizi beni kullanacak halde yoksa. Kullanmaz mısınız ya? Yani, değil mi? Hele Borjiye gibi bir arasının gözü falan. Aynen. Peki hocam, Yavuz Sultan Selim'le ilgili de sizin söylediğiniz şey yok. Çok sert onunla ilgili de. Ben katılıyorum. Yavuz Sultan Selim için ne diyeceksiniz? Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün haritasını hazırlamış bir adam. Başlangıcı diyorsunuz. Tabii. Ama neden diyeceksiniz? Bakın, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethediyor. Suriye'yi fethediyor. Şimdi Mısır'ı fethettiğiniz zaman burnunuzun dibi kızıldı. Halifeliği alıyor. Halifeliği alıyor. Zaten o önemli aslında. Önemli de Ortodoks İslam'ı getirerek geleneği yıkıyor bir kere. Evet. Osmanlı'nın kendi geleneği ta Ahmet Yesevilerden bilmem nelerden falan gelen. Ama o geleneği anlatın lütfen. Bu gelenek toleran, dervişlere dayanan, Bektaşlara dayanan, camiden ziyade zaviyelerde ibadet eden falan bir gelenek. Alevlilik geleneği diyebilir miyiz? Onu bilmiyorum. Bektaşi. Onu bilmiyorum. Evet. Dediğim gibi yani çalışıyorum. Hani Yeniçeri Ocağı biliyorsun, Bektaşi Ocağı falan. Doğru, Yeniçeriler Bektaşi'yi. Hani şeyi biliyoruz çünkü Osmanlı sefere çıktığı zaman mesela Alevi Bektaşi dedeleri yol gösteren. Tabii. Yeniçerilerle beraber gidiyorlar. Evet, evet. Ve Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman Alevi tekkeleri, Bektaşi tekkeleri kapatılıyor. Ve Bektaşilerin de mezar taşları kırılıyor. Aynen. Sultan Mahmut tarafından. Değil mi? Çünkü sembol haline gelmiş. Evet. Ama burada mühim olan Yavuz'un bir deniz siyasetini hiç başlatmamış olmasıdır. Hmm. Şimdi siz gidiyorsunuz, bu Kızıldeniz burada. Değil mi? Portekiz burnunuzun dibinde. Portekiz'le çatışmak zorundasınız. Hmm. Şimdi Yavuz'a sorarsanız onun rütbeleri ta Zanzibar'a kadar her tarafın sultanı. Ama hiçbir kontrolü yok. Portekiz kontrol ediyor buraları. Hmm. Yani bir Osmanlı donanması Gucarat'a kadar gidiyor. Hadım Süleyman Paşa. Hiçbir şey yapmadan geri geliyor. Hiç. Hı. Öteki tarafta tekrar Seydi Ali Reis. Donanması parçalanıyor Kanuni zamanında. Adam geri geliyor. Rapor bile vermiyor ya oralar hakkında. Ne oldu, ne bitti? Niye böyle oldu? Yavuz Sultan Selim Hint Okyanusu'nun, daha doğrusu Dünya Okyanusu'nun önemini anlayamıyor. Hı. Sonra Avrupa coğrafi keşiflere
Değil mi? O zamanda. Yani Amerika'nın keşfedilmesi bilmem ne bile. Yavaş yavaş şimdi ta 14. Tarihi söyler misiniz? 14. yüzyıldan alalım. Ha. 14. yüzyıldan alalım. Gemici Henri Enfante. Gemici Henri değil mi? Ufak 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 Afrika'nın batı sahillerinde. Dolaşmaya başladı. Ta Bartolomeo Diaz'ın Ümit Burnu'na varmasına kadar bütün o sahili keşfettiriyor. Tamam. Her gittikleri yere bir haç dikiyorlar. Bu diktikleri haç efendim Hristiyanlık geldi falan değil. Üzerinde Portekiz Krallığı'nın arması var. Hmm. Padron deniyor bunlara. Padron haçlarını dikiyorlar. Yani biz buralara geldik diyorlar. Tamam. Ve ondan sonra burnu dönüyorlar. Vasco de Gama dönüyor burnu, Ümit burnunu. Tamam. 1497 Malindi, bugünkü Malindi'ye geliyor. Tamam. Malindi'de Ahmet diye bir adamcağız kaptan oluyor bunlara. Calicut'a götürüyor. Bütün oradaki Müslüman coğrafya bilgisini alıyor adam. Osmanlı Müslüman coğrafya bilgisinden bile haberi yok. Peki. Düşünebiliyor musun? Şimdi Yavuz Çaldıran'ı kazanmıştır. Mercidabı'yı kazanmıştır. Ama orada kalalım. Bu Çaldıran Alevi toplumu için önemli olduğu için orada bir şey soracağım size. Evet. Ne kadar nasıl bilgi alacağımı bilemiyorum. Şah İsmail'le savaşıyor ve yeniyor. Evet. İki tane Türk. Ama Aleviler bakın, evet. İki tane Türk hanedanı. Birisi sen mi ağasın ben mi ağayım hikayesinden ibaret. Bu kadar. Ama burada önemli bir şey var. Sen mi ağasın ben mi ağasın daha önemli bir şey var. Arada olan bir Alevi toplum var. Efendim hayır şöyle. Bir tarafta bir grup var. Diğer tarafta başka bir grup var. Tamam. Bu başka grup öteki grubun elinden iktidarı almak istiyor. Bu kadar basit. Tamam. Ama Aleviler Yavuz Sultan Selim'i sevmezler. E tabii yani. Katlettiği için. 40 evet. bin Alevi'yi katlettiği evet. için sevmezler. Ama orada Alevi'nin yerine Mecusi olaydı da aynı şey olacak. Yok ama şöyle deniliyordu hocam. Şah İsmail Şii olduğu için veya Şii olduğu için işte bu da Suniliği getiriyor. Halifliği getirdiği için Mısır'dan. Bu sefer Bektaşi Alevi Ocağı da Osmanlı'yı Sünileştiriyor. Hatta Hacivat Karagöz filmini seyrettiğimiz zaman orada bir Türk bir Hacivat Karagöz filmi çevrilmişti. Sinemaya ben hiç görmedim. Ben kendim orada, Karagöz oynatırım ama filmini görmedim. Orada şöyle bir olay geçireceğim. Bir işte grup Türkmen grubu Müslümanlaşıyor. Soruyorlar siz duyduk ki Müslüman mısınız diye. Soruyorlar siz Şia mısınız? Sünni misiniz diye. O süreç var. Aleviler orada Yavuz Sultan Selim'in ciddi hışmına uğruyorlar. O yüzden de mesela Aleviler ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün isimle vermedi. Karşıda buyurun. Şimdi bu normaldir. Ya yani 4. Henry San Bartolome gecesinde binlerce protestanı kestirmiştir şeyde. Evet. Fransa'da. O şartlarda normal ama şu anda onun tabii kızgınlığı var. Orada da var. Burada da var. İnsan grupları çeşitli gruplaşma nedenlerinden ötürü bir şeye uğradıkları, bir haksızlığa uğradıkları zaman, şiddete uğradıkları zaman haklı olarak protesto ederler bunu. Peki. Ama bu Yavuz'un küçüklüğünün sebebi değildir. Kanuni Sultan Süleyman dizileri çok meşhur oldu ya son birkaç yıldır. Hani yani işte, Kanuni'yi çok ciddiye alınacak bir adam. Ah bravo. Onu biraz yani, bir Kanuni'nin ciddiye alınacak bir adam olmamasının sebebi bir kere kendisine vasi bir imparatorluk kalmış. Değil kimden mi? Kalmış? Babasından. Babasına. Yani Yavuz işte Avrupa kısmını dedesi halletmiş. Dedesinin babası halletmiş. İşte Asya kısmını Yavuz halletmiş. Zaten oradakiler de Türk. Değil mi? İşte Dulkadiroğulları efendime söyleyeyim. Ya şeyler, bir sürü ne derler? Mısır'daki kelemenler, memluklar falan. Onlara koskoca bir imparatorluk. Şimdi bu koskoca imparatorluğun bir politikasının olması lazım. Ne yapacak bu imparatorluk? Bu imparatorluk bir kere Avrupa'daki rakiplerinin gelecek planlarından bir haber. El alem Amerika'yı keşfetmiş. Gümüş getiriyor. Zenginleşiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda haberi yok. Haberi olmadığı için Kanuni'nin torunu zamanında bir gecede %50 fakirleşiyor. Korkunç bir devalüasyon çünkü, oluyor. Çünkü evet. Korkunç evet. bir devalüasyon oluyor. Değil mi? Bundan ona, bir haber. Bir haber. Ondan sonra büyük Kanuni'ye bakıyorsunuz. Viyana'da yenilmiş. Malta'da yenilmiş. Hint Okyanusu'nda yenilmiş. Tarih niçin büyük Kanuni? İşte çünkü imparatorluğun en büyük zamanı. Tezahürü en zengin zamanı. En işte en geniş olduğu zaman. Evet, evet. En ihtişamlı zamanı falan. En zengin olduğu zaman. Yalnız bakın. Şimdi şunu sormanız lazım. En yüksekte olduğunuz noktadan peki ziyade nokta. Burada bu noktadaki eğiminiz nedir? Tutulmuş aşağı mu tutulmamış mı? Evet. Değil mi? Evet. Kanuni zamanında çoktan kafayı aşağıya vermiş.
Gidiyor imparator. Tarih böyle mi anlatıyor? Yani adam gibi tarihle hepsi böyle anlatıyor. Evet. Öğrenci şekaveti başlıyor. Medreseler çökmüş. Değil mi? İlim bilim sıfırlanmış. Evet. Yani bütün bunların olduğu bir imparatorluğu ciddiye alamazsınız. Ve bu imparatorluk kısa bir sürede zaten çöküyor. Evet. Şimdi tabii bu soruları hani Osmanlı'ya biraz gitmemizin sebebi şu. Türkiye'de AKP ümmetçi bir anlayışla bir politika gidiyor şu anda. Türkiye'de baktığımız zaman ilkel bir anlayış. Türkiye'de baktığımız zaman evet yani bir ümmetçi anlayış var. Şimdi bakıyorsun mesela bir Kürt sorunu var Türkiye'de. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde baktığımız zaman o bölgede yaşayan Kürt kökenli Türk vatandaşları ağırlıklı olarak %80 neredeyse oyunu AKP'ye verir. Ve çünkü onlar da dindarlardır. %20'lik bir kesimi de şu anda oradaki BDP, şimdiki HDP'ye oyunu verir. Aslında bu HDP oy veren, geçmişte de aslında CHP oy veren veya SHP oy veren bir kesimdi. Şimdi Kürt açılımı diye bir açılım var. Siz o bölgeyle ilgili bir iyileştirme nasıl olabilir? Veya AKP'nin bu gidişatını nasıl görüyorsunuz? Ben tabii AKP'nin yani Türkiye'de sırf Kürt problemiyle ilintili olarak değil. Genel Türkiye'nin gidişatını felaket, faciaya gidiyoruz. Yani iç harbe gidiyoruz. Gayet açık. Ve bunu görmemek için enayi olmak lazım. Yani bir felakete gidiyor Türkiye. Evet. Dünyada yalnızlaşmış, zenginleştiğini zannederek fakirleşiyor. Halk tabakaları birbirlerinden hızla kopuyor. Parçalanmaya gidiyor. Bölünme var değil korkunç mi? Korkunç bir şey. Yani Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş bir felakete doğru gidiyor Türkiye. Yani dediğim gibi ben bunu bir tek işte Selçuklu döneminin sonlarına benzetiyorum. Hı hı. Yani orada da bunu sağlayan Baycu'dur. Ne çıkar sonuç? Yani bir bölünmeye gidiyor. Bir bölünme var, ayrışma var, ötekileşme var. Hepsi var yani. Kestirmek çok zordur ama yani Türkiye'nin o bu buradan kütlesini, yeni bir şey çıkar bu kütlesini mı? Muhafaza ederek devam etmesi çok zor gözüküyor bana. Evet, peki. Çok zor gözüküyor. Yani Türkiye bir parçalanmaya gidiyor ve bu parçalanmanın da çok dostça olacağını zannetmiyorum. Çok yani tehlikeli bir söz. Yani iç çatışmaya tabii, gidecek kadar bir tehlikeden evet, bahsediyorsunuz. Çünkü yani toplumun kültürü müsait değil bunu dostça taşımaya. Yani bir inanılmaz Çekoslovakya yani. Olmaz ya. Çekoslovak ayrımı gibi olmaz. Efendim tebeler tebesi yani. Evet. Neyle mukayese ediyorsunuz yani? Değil tabii mi? Afganistan yani dediniz daha ne diyebilirim değil mi yani? Afganistan olur. Yani korkunç olur. Korkunç ne? Yani o olduğu zaman da biz çok hayretler içinde kalacağız. Biz nasıl böyle olduk diyeceğiz. İş işten buna bir, hayır ama buna verecek cevap basit. Hep böyleydiniz. Ha bir dakika. Evet. Değil mi? Hep böyleydiniz kardeşim. Şimdi işte ilk defa fırsat doğdu. Bu hale gelmeye. Bir röportajınızda Kürt açılımla ilgili veya Güneydoğu sorunu ilgili olarak diyorsunuz ki oradaki çözüm iktisadidir diyorsunuz, tabii, kültüreldir diyorsunuz. Tabii. Yani açar bugün mısınız? Cilo Dağları bir şey gibi olursa efendim Matterhorn'un yanındaki İsviçre'nin köyleri gibi olursa oraya millet kayak yapmaya giderse orada güzel lokantalar olursa ayrılayım mı ayrılmayayım mı diye kimse düşünmez. Çünkü para kazanmaya bakacak. Ekonomik kalkınma herkesi mutlu eder. Yani yalnız ekonomik kalkınma değil bak bu aynı kültürel zamanda katkı. Kültürel olarak tabii. İç içe geçme demek. Yani Avrupa'dan adam gelecek, ya burası biraz daha ucuz, ben kayağımı burada yapayım diyecek. St. Moritz'e gideceği yerde, Zermatt'a gideceği yerde, efendim Cüneye, Yüksekova'ya gelecek. Ne güzel söylüyorsun. Ha, Yüksekova'daki adam işte hediyelik eşya satacak. Efendime söyleyeyim, araba kiralayacak. Efendime söyleyeyim, kar pisti işletecek. Lokanta çalıştıracak. Efendime söyleyeyim mesela diyecek ki Babil lokantası. Akat spesyaliteleri. Ne güzel. Değil mi? Efendim bir bakacaksınız diyecekler ki efendim bizim atalarımız medlerdi. Med müzesi. Gerçekleşemez mi bu gerçekten? Gerçekleşir tabii gerçekleşir ama bugünkü Türkiye'nin kültür düzeyiyle gerçekleşir. Siyasileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok değerlendiriyor. Bizi yönetenleri? Yok. Aile bile yönetmemeliler. Aile bile yönetmemeliler. Bir aileyi dahi yönetmemeliler. Hiçbirisi. Hiçbirisi. Peki biz bunları seçiyoruz. Evet. Onun için de müstahakız. Ben onu diyorum ya. Bakın herkes bu seçim neticelerini bana soruyordu. Ya ne bekliyorsun falan. Hı-hı. Dedim minimum %40 aldı. AKP minimum %46 aldı. Aldığı zaman... Size senden... bir yerlerden bir kamu araştırması, hayır, kamuoyu efendim, araştırması mı geldi? Gayet basit ya. O kamu araştırması yapılalı 80 sene olmuş. Sakarya Meydan Mahallesi'nde cephede kaçanların %46 aldı.
Büyük taarruzla. Cepheden kaçan. Çok önemli bilgi. Ha, şimdi bu çok ne demek? Çok önemli bir bilgi. Bu ne demek? AKP'ye oy veren hain mi? Hayır. Cepheden adam niye kaçıyor? Çünkü siz bu adamı ikna edememişsiniz bunu. Yaptığı işin önemini. Senin buraya hayatını vermen önemlidir. Anlatamamışsın. Gelecek için önemlidir. Anlatamamışsınız bunu. Bu adam çocuğunu dahi düşünemeyecek düzeyde. Çünkü bakmış babası cephede ölmüş. Kendisi cephelerde sürünmüş. Hep de yenilmiş. Hep de kafasına vurmuş. Hani vardır bir hikaye. Adamın 7 tane oğlu var. Her seferinde padişah bir oğlunu askere istiyor. Her seferinde biri ölüyor. En son diyor ki padişah yani bana güvenerek savaş açma diyor yani. Yani. Değil mi? Yani şimdi bu adamlar bu felaketi sürekli yaşamışlar. Hiçbir şey öğrenememişler. Dünyadan bir haberler. Evet. Padişahları Alman'ın aklına uyup cihad ilan ediyor. Ulan ilk kurşunu atan Mekke Şerifi. Dam üstünde saksağın yani. Ya hocam şimdi benim biz... adil eniştem vardı. Evet. Yemen'de savaşmış. Filistin'de savaşmış. Yahu diyordu din kardeşlerimiz bizi perişan etti diyor. Çünkü siz oraya ulaşamamışsınız ki. Sizin oraya gönderdiğiniz vali Arapça bilmiyor. O yüzden mi Türklerle Araplar birbirini sevmezler denilir? Tabii cehalet, tabii cehalet. Yani adamları yönetememişsiniz. Bakın bugün dünyanın sorunlu bölgelerini bir haritasını yapın. Evet. Değil mi? Başlayalım. Balkanlar diyelim. Orta Doğu'ya kadar gidelim. Kırım diyelim. Orta Kuzey Afrika'ya gitmez mi? Cezayir, Tunus, Mısır. Osmanlı'nın yönettiği yerler. Efendim Osmanlı haritası çiziyoruz. Dikkatinizi evet. Çekelim. Perişan etmişsiniz 600 yıldır. Peki bunu, hani bunları perişan ederken biz bey gibi yaşamış mıyız? Hayır. Türk'ü de perişan etmiş. Anadolu nasıldı? Bir felaket, sömürge. İlkel bir yaşam mı vardı? Son derece. Bakın Ahmet Haşim'in yazdığı bir mektup var. 1900. Oraya gelmek istiyorum ben de. Ne diyor? 1919'da diyor ki Anadolu insanı bir kere sağlıksızdır. Karınlarında hepsinin şeyler vardır. Parazitler vardır. Efendime söyleyeyim. Bunun diyor yarısı frengilidir. İşte %5 hastalıklı. Tüberkülozdur. Anadolu insanı şeyli, mayalı ekmek yapmayı bilmez. Doğru. İlkel bırakmış yani. Değil mi? Evlerine bakın. Leylek yuvasına benzer. Anadolu insanı diyor o kadar sağlıktan uzaktır ki bir Anadolu kasabasına gittiğinizde diyor iç bükey bir aynadan bakıyor zannedersiniz. Sakatın, topalın o kadar envai çeşidi vardır diyor. Çünkü bakılmaz bu insanlara. Bakılamaz diyor. En küçük şey küçük bir kaza, bir hastalık sakat bırakır. Ya yara izi bırakır. Ya bir uzvunuzu tabii kaybedersiniz. Ya bilmem ne olur. Bir facia. Atatürk'ün devraldığı Türkiye. Taş. Böyle bir Türkiye. Taş. Böyle bir Anadolu. Bakın taş devri. Evet, tamamen de işte o mektubunda evet. Ahmet Haşim diyor ki Anadolu'nun diyor tek vasıtası kanıdır diyor. Kanı nedir bilir misin diyor. Hayvanın diyor ciğerine yapışıp ona işkence eden bir alettir diyor. Bak. Şimdi bu durumdaydık biz. Evet. Niye biz bu durumdaydık kardeşim? Gayet basit cehalette. O zaman diyorsunuz ki yani 600 yıldır dünya hükmettiği iddia edilen Osmanlı kendine bile kendi öz yani. Evlatlarına kendine bile hükmedemiyor. Osmanlı'nın ilgilendiği ama bir kesim yok. bir kesim hala işte bu ümmetçi anlayışta Osmanlı'ya tekrar cehalet kardeşim şimdi diyorum, bilmiyor ki. Osmanlı'yı da yanlış aktarıyor. Evet. Bilmiyor ki Osmanlı'yı. Osmanlı'yı çalışsa bilse bambaşka şeyler düşünecek Osmanlı. Yani Osmanlı'yı gidin Timur'a sorun ya. Ta 15. yüzyılın başı ilk başı. Evet. Yani adam yerine koymuyor. Bizim yerlere göylere koyamadığımız Yıldırım Bayezid'i. Adam yerine koymuyor. Doğrusu. Tarihte bizim bildiğimiz şeylerdi ama bu tabii aktarılmıyor. Peki hocam. Şimdi ben aslında bir ara verip o aradan sonra da biraz da deprem aslında sizin uzmanlık alanınızı evet. Konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü hani deprem de biraz deprem farklı boyutta biraz sizinle konuşmak istiyorum. Olur memnuniyetle. Şimdi bir ara veriyoruz. Tamam. Efendim bir ara daha vereceğiz. Ondan sonra son bir yarım saat daha hocamızla değerlendireceğiz. Bakalım İstanbul'da Türkiye'de bir deprem beklentisi var mı? Değerli izleyiciler, Sayın Hocamız Celal Şengör ile beraberiz. Araya girmeden daha doğrusu dedim ki bir deprem beklentisi var. Tabii ki beklentisi var da yakın bir zamanda var mı
Onu bilemeyiz. Başlayalım. Onu bile. Yani şöyle diyeyim size. Deprem olmadıkça yakında olma ihtimali artıyor. Çünkü biz 2000 senesinde dediydik işte önümüzdeki 50 senede olması %70 ihtimaldir. Onun geçti 15 senesi. Değil mi? Evet. İhtimal çok daha arttı. Dolayısıyla tehlikeli bir durumdayız. Tamam. Şimdi bu tabii İstanbul'u yani Türkiye'nin bir deprem fay hattında olması... Bir fay hattında değil. Türkiye Afrika levhasıyla Avrasya levhasının sınırında. Burada bir sürü fay var. Tamam. Hepsi de faal. Tıkır tıkır çalışıyorlar. İşte soru şu. Yani şimdi size bu soru gelmiş de olabilir. Bu bir bir kader mi? Bu bize bir tesadüf mü? Kaderin ne olduğunu bilmediğim için tabii cevap veremeyeceğim yani. Tabii. Ne demek bu? Şimdi kader bizim toplumumuzda ne oldu biliyorsunuz. Yani bizim şanssızlığımız mı? Anlamına evet. Söylüyorum. Kesinlikle tabii yani buraya yerleşmişiz. Evet. Burası da depremle sürekli sarsılan bir yer. Nereye dünyanın en güzel yerleri depremselliği bol olan yerlerdir. Volkanları bol olan yerlerdir. En güzel yerler. Tabii çünkü. Güzelliği nasıl tanımlıyorsunuz? Çünkü dağları olacak. Hemen yanı başında deniz olacak. Güzel körfezler olacak. Ha. Sıcak denizler olacak. Tamam. Buralarda leva sınırları da. Yani ne yapacaksın? İtalya'da var mı öyle bir sınır? Evet, olmaz mı? İspanya? İtalya da öyle. Fransa? Fransa da öyle. Güney Fransa da. Yani bütün Akdeniz sahilleri. Tabii sakat. Bizim kadar tehlikeli mi onlar? İtalya bizden beter. Bizden beter. Bizden beter. Çünkü mesela İtalya'daki Napoli körfezinin altında bir süper volkan var. O bir tane. Yani Vesuv falan değil. Bu Vesuv, işte Campi Flegrei falan bunlar bunun parazitik volkanları. O süper volkan patlarsa insan medeniyeti gidiyor. Bütün dünyada. Peki. Yeni bir buz devrine giriyoruz. Evet, şimdi soru bu. Hocam, evet öyle bir şey de okudum. Evet, yani Yellowstone patlarsa buz devrine giriyoruz. Mani olmaz mümkün değil. Bu yeni yani insanlık olmamış olsaydı da girecektik değil evet, mi? Evet tabii tabii canım. Hani insanla ilgisi yok. Hayır bir dakika yani. Şimdi biz ısınmaya biz katkı veriyoruz az bir şey. Hayır öyle değil. Biz ısıtıyoruz. Çok az. Yani başımızı belaya sokacak kadar. Öyle mi? Tabii çok ciddi. Çok ciddi. Ha ben yani bazı grafikler gösterebilirim size aklınız durur. Anladım. Öyle değil. Ama eğer Yellowstone veya Napoli patlarsa buz devrine giriyoruz. Patlarsa? Evet. Okay. Bu süper volkanlardan biri patlarsa buz devrine giriyoruz. Onların patlama ihtimali yüzdesi olarak verebilir misiniz? Hayır söyleyemem ama mesela Yellowstone 50 kulağında. Sürekli Amerikalılar izliyorlar. Müthiş bir sismograf ağıyla çevirmiş durumdalar. Ama alttan yavaş yavaş magmanın cebi doldurduğunu biliyorlar. İşte 640 bin sene evvel patlamış buz çağını tetiklemiş. Ya hocam aslında başka bir sıkıntı var. Şimdi klasik deprem ilgili sorular sormayacağım. Şunu soracağım. Şimdi ekonomik olarak eğer İstanbul'da bir deprem olursak biz biteriz değil mi hocam? Vallahi ben ekonom değilim ama herhalde ya bugün Türkiye'nin vergisinin yüzde kaçını burası veriyor? Genelde büyük ve başarılı yani İngiltere gibi, Fransa gibi ya da Paris ne kadar öndeyse %70'i dersem abartmış olur muyum %60-70'i? Ben %55 diye duyduydum. Tamam. Belki artmıştır bugünlerde. Evet, ben biraz bonkör oldum. Onu sil. Ne olur senin gelirinin %55'i birdenbire giderse. Böyle bir şey var. Yani. Değil mi? Bir de o gelirin gitmekle kalmıyor. Aşağı yukarı 50 ile 100 milyar dolar arası içeri giriyorsun bir gecede. Ya beni deprem korkutmuyor. Depremden sonra olacak. Depremden sonrası bir facia. Facia yani. Korkunç. Korkunç. Ve bu kadar cahil, bu kadar birbirine düşman, bu kadar İç insicamı olmayan ve bu kadar yöneticilerinin cahil ve akılsız olduğu bir toplum toparlayamaz burayı. Ben size söyleyeyim. Siyasiler bu konuda bir çalışma yapıyorlar mı? Yapamazlar. Yerel yöneticiler. Efendim yapamaz. Neyi yapamazlar? Yani en iyi niyetle yapmaya kalktıklarını düşünelim. Yapamazlar. Nerede yetersiz kalırlar? Bilgide. Ve büyük ölçüde akılda da herhalde ama bilgide. Bu, yani bilgi, bu kesin. Bu bilgileri yok. Hiç. Tövbe. Ya düşünün ki Büyük Millet Meclisi'nin rahmetli Mehmet Ali Birant hayattayken bir akşam beni çağırdı Mehmet Ali abi. Ben Mehmet Ali abi uzun zamandır tanıdım. Rahmetli dediniz farkında mısınız? Ya ben hep derim onu. Alışkanlık. Canım İngilizce konuşuyorum Jesus Christ diyorsun yani okay. Ne olacak? Ya, tamam. Kültürel şeyler. Mehmet Ali abi davet etti. Deprem konuşalım diye. Mecliste de bir deprem araştırma komisyonu kurulmuş bir de bunun başkanı varmış. Hmm. O da bize katıldı televizyonla.
O daha önce bir beyanat vermişti. İşte bir Japonların raporunu okumuştu, aklı durmuş. E canım, o Japonların raporu bizim raporlara dayanıyor, bizim yayınlarımıza dayanıyor. Japon'un burada gelip bir araştırma yapmışlığı yok ki. Adam bu kadar bir haber kendi memleketinde olandan ya. Bana televizyonda dedi ki siz bize cahil diyemezsiniz dedi. Aman efendim çok özür dilerim, bilgisiz diyeyim o zaman dedi. Ne diyeyim ki yani? Anladım. Dedim benim mesleğim hocalık ya, not vermek. Notu da böyle veririz. Yani ya dünyadan bir habersiniz kardeşim, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani ne tahsilleri müsait, ne görgüleri müsait, ne çevreleri müsait. Ne de ilgileri var aslında. O başka dava ama bu kadar bilgisizlik içinde ilgi oluşturmak da kolay değildir. Peki İstanbul Anakent Belediyesi, aynı adam yönetiyor. Sayın Topbaş yönetiyor bizi. Yani bu 1999 yılında bir facia yaşadı bu ülke. Aradan geçen zamanda zaten biliyoruz biz, 10 küsur yıl oldu. Peki İstanbul için bu kentsel dönüşüm, yerinde dönüşümü dışında bir şey yapılmadı mı? Vallahi mesela, bakın ben bu tarafıyla... Viyadükler falan... Viyadükler güçlendirildi, viyadükler güçlendirildi. Fakat bu işin bu tarafını bilenler mühendislerdir. Ben buna ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim deprem nerede olabilir? Ne büyüklükte olabilir? Kabaca. Hani bir yüzde verebilir miyiz ne zaman olacağına dair? Ne zarar verebilir? Zararı da işte şuralar şu şiddette sallanır. Bir şu büyüklükte bir deprem olursa işte şu şiddette dağılma olur. Tamam. Benim söyleyebileceğim bundan ibaret. İvmeleri veririz. Bu kadar. Bu kadar. Ben jeolog. Ne yaparsan. Gerisi de beni ilgilendirmiyor zaten. 1999 depreminde biz uluslararası camiadan yüklü bir para mı aldık? Yanılmıyorsam 8 milyon dolar lafı ediliyordu o zaman ama yani soruşturmadığım için bilmiyorum. Hiçbir ama şey. Öyle bir laf var. Öyle bir laf var. Hayır, şimdi şöyle bir yerde okudum veya siz bir röportaj vermiş olabilirsiniz. Yani eğer Allah muhafaza bir deprem olursa uluslararası camia, kardeşim biz size 1999... Tabii verdik, bundan sonra vermeyiz. Hayır. Şimdi gerekecek para da çok daha fazla. Bir, iki, mevzu bahis İstanbul. Bir 50 milyar dolardan bahsediyor. Siz mi bahsettiniz? Hayır, onu Kerry'siyle Aykut hesap ettilerdi ama biraz fazla alttan çektiler. Sınırı gibime geliyor daha fazla muhakkak. Ha, o az, şimdi, az bile söylemişlerdi. Tabii yani benim de kanaatim ama bilmiyorum. Yani açık söyleyeyim, onu ben hesap etmedim. Ama şimdi unutmayın, İstanbul İzmit değil. Zaten pazarı değil. Tabii. İstanbul insanoğlunun en eski şehirlerinden biri, belki en eskisi, sürekli oturulmuş olan. İstanbul bütün dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri. Yani Napolyon ne demiş? Bir Avrupa Birleşik Devletleri oldu mu tabii başkent İstanbul'dur. Bizans yaşamış, Roma yaşamış, Osmanlı yani, yaşamış. Muhteşem, evet. Muhteşem bir kültür birikimi olan bir yer. Gerçi bunu hızla tahrip ediyoruz ama müthiş bir yer. Şimdi siz birdenbire bu yer ve memleketinizin geri kalanı hususunda muhtaç duruma düştüğünüz zaman bağımsızlık derdi mi? Fırsat, evet, fırsat bu fırsat. Adam der ki tamam parayı vereceğim. Ben yöneteceğim. Ama ben gelip yöneteceğim. O kadar kolay mı? Tabii. Ne yapacaksın? Açsın ya. Ne yapacaksın? Ha bir dakika, evet, bir de şimdi şöyle bir şey var. güzel söylediniz. Yani depremden kurtuldunuz, hastaneye ulaştırıldınız. Ama hastanede size bakacak personel de olmayabilir. Ya hastanede personel olmayabilir. Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Hayatını nasıl idame ettireceksin ondan sonra? Çoluğunun çocuğunun okulu ne olacak? Camilerin yıkılmış ne yapacaksın? Arkeoloji müzesi, Topkapı Sarayı'nın önü gitmiş. Ne yapacaksın? Hazinenin önü. Duvarlar çatlak hala ya. Hala. Hocam enteresan. Şimdi bizi izleyenler diyor ki abi siz yayın boyunca bütün karamsar tabloyu bize... Karamsar tablo değil. Gerçek bu. Yani, gerçek bu. Gerçek bu. Peki, gerçek bu. Kaliforniya bölgesinde de Amerika Birleşik Devletleri'de deprem olur. Bir deprem bölgesi. Orada da mesela görürüz. Ya bina çatlamış, hala insanlar yaşarlar. Evet, orada bir cahillik var. Eve var. Aynı şeyi Almanya'da görmezsin. Ama Amerika'da görürsün, normal. X çatlağı var. Hollywood'da. Baktık içinde adam oturuyor. Daha kötüsünü söyleyeyim. Fay basamak yapmış. İki tane blok dikmiş herif üstü. Kerry dedi ki ya söyledik dedi. Ona rağmen. Evet. Şimdi değil mi? Bunun hakim olduğu yerde bu duruyor. Duruyor. Ama başka çare yok. Paralel yürümüyor değil mi hocam? Yürümüyor kardeşim yani. Çünkü medeni yaşam
disiplinli yaşamdır. Doğru söylüyorsun. Eğer disipline siz riayet etmiyorsanız, toplumun koyduğu belli bir disipline, o toplum yürümez. Doğru. Değil mi? Türkiye'deki gibi şiddet toplumuna dönüşür. Bugün Türkiye'nin yöneticileri Türkiye'yi şiddetle yönetiyor. O ne hukuk kaldı, ne polis kaldı, ne bir şey kaldı. Aynen öyle. Başka türlü cehalet başka türlü yönetemez. Ve cahil bırak yönet. Yönet tabii. Daha kolay yönetirsin. Yani onun dahi farkında değil. Değiller ama işte tabii ki. Çıkan tablo bu. Çıkan sonuç bu. Kendisi de öyle. Peki. Yani bu İngiliz'in Hindistan'ı yönetmesine benzemiyor. Hmm. Biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Dolayısıyla kimseye de şikayet edemeyiz. Ha, bir dakika onu açalım biraz. Yani bir İngiliz'in Hindistan'ı yönetmesi öyle olsa eyvallah yani. Biz hiç olmaz akıl adam. O zaman dersiniz ki ulan herif kasten yapıyor. Umurunda da değil Hintli. İngiliz kendi memleketi güllük gülistanlık. İşte bizim canımızı okuyor burada. Öyle kaynağı, bir durum kaynağımızı yok. Sömürüyor. Öyle bir durum yok ya. Yani İstanbul yıkıldığı zaman AKP'li bir sürü adamın herkes da yani, payına düşeni alacak. Kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla cehalet ortak paydamız. Hasbelkader izleyen çıkabilir yerel yöneticilerden. Ne yapmaları lazım bu süreçte? Hala ne şansımız var? Yok. Yok. Yani bu adamları bir gecede eğitemezsiniz. Tabii. Yani AKP çok kötü de efendim Halk Partisi, MHP, BDP, aman efendim bunlar gelse günlük gülistanlık. Hayır, hiçbir şey değişmeyecek ya. Yani Türk insanının olduğu yerde bu sıkıntılar hep olacak. Bu cehaletin olduğu yerde. Bakın Türk insanıyla da alakalı değil bu. Bu cehaletin olduğu yerde bu olur. O zaman peki, bakın o Afganistan'da zaman, bu felaketler hocam, o zaman depreme bir soru daha sorayım. Şu eğitime geçmek istiyorum. Madem cehaletten bahsettiniz, bunun çözümü olması lazım. Ya da sormama gerek yok ya. Şimdi klasik tüm sinema olacak mı? Boş ver, vazgeçtim. Şimdi, tsunami olabilir. Yok. Tüm sinema yani olabilir. Yani olacak kesin değil ama olabilir. Tamam. Yeşilköy'e vurur tüm sinema. İşte evet. Dalga. Ama buna hesabı falan da yapıldı bunların. Çok da iyi biliniyor. Ne olursa ne olacak. Evet. Çok da iyi biliniyor. Yani bilim. Sadece okyanus değil. Denizde de tüm sinema karşı karşıya bilim, kalabilirsiniz. Bilim bakın. Şu İstanbul depremi konusunda bütün ödevlerini çok güzel yapmıştır. Hiç kesin. Yani Marmara az bilinen bir denizdi 1999'da. Bugün dünyanın en iyi bilinen iç denizlerinden biri. Oldu. Oldu. Peki. Şimdi hani cahil. Bunu yani evet. Türkiye 5 kuruş harcamadan yaptık. Paranın tamamı dışarıdan geldi. Ama söylediğiniz rakamlar büyük rakamlar değil ki. 70 milyon dolar arkadaşım. Ha. Değil mi? Tamamı dışarıdan geldi. Eğitimle ilgili soru soracağım çünkü cahillikten fazla bahsettiniz. Evet. Depremle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı başka? Yoksa hemen... Hayır ya bugüne kadar zaten bıktım söylemekten. Tamam, okey. Söyleyeceğim laf kalmadı. Dinleyen de duyduğunuz zaman anladım. Şimdi hocam, cahillik diyorsunuz ya. Şimdi siz üniversitede hocasınız. Değilim, ben üniversite olmadığı için. Yani benim titrim öyle ama üniversiteye gidemiyorum ki. Yok, üniversite yok çünkü. Peki. Şimdi ben de diyecektim hocam ben de bir üniversite ders verdim. Evet. Ben o noktaya geleceğim. Ama vermedin herhalde yani. Söylemeden siz zaten dediniz üniversite yok. Yok üniversite. Siz yalnız birkaç röportajınızda diyorsunuz kardeşim bu ülkede 3 tane üniversite var. Kara, hava, deniz, harp okulları. Evet. Neden? Niye? Gayet basit. Bir üniversitenin ne yazık ki günümüzde anlaşıldığı şey nedir? Bir meslek verir bir adama. Değil mi? Diplomanı aldığın zaman sen bir beceri kazanmışsın. Bir iş yaparsın. Hı hı. Kara, deniz, hava, harp okullarımızın mezunları dünyanın neresine gitseler el üstünde tutuyor. Hani buradan birkaç akıllı adam değil, sınıf olarak. Neye bağlıyorsun? Hava, iyi eğitime, iyi bir geleneğe. Şimdi hava kuvvetleri gidiyor, Alaska'da şeye katılıyor, manevralara. Hı hı. Bir yarışma yapılıyor, birinci olup geliyorlar. Karşıdaki Amerikalı ya. Tek yani bizimkinin altında uçurduğu tayarı icat etmiş adam karşısında. Bizimki birinci olup geliyordu. Bunun altında disiplin mi yatıyor? Bunun altında bir gelenek yatıyor. Gelenek yatıyor. Ama o geleneği yıktılar biliyorsunuz. Efendim? O geleneği de yıktılar. Şimdi o da gitti. Hı-hı. O da gitti. Sizin dolayısıyla, İlker Başbuğ'la ilgili bir anınız var. Onu bir anlatır mısınız? Efendim? İlker Başbuğ'la beraber bir anınız var. Ha, İlker Paşa yayın öncesi bir defa şey olduğunda, Genel Kurmay Başkanı olduğunda eşim ve oğlumla kendisini tebriğe gittik. Ziyarete sağ olsun. Kabul etti bizi. Ziyarete gittik. Orada konuşurken harp okullarının kalitesinden memnun olmadığını söyledi.
Yozgat Üniversitesi bile bizden iyi dedi. Öyle deyince aman komutanım dedim, sakın dedim öyle bir şey demeyin, ne olur. Yani dedim, eğer dedim siz üniversitelerimizin gerçek gerçek seviyesini merak ediyorsanız dedim. Sizden istirhamım dedim, bir sakal takalım size. Bir kasket, şöyle dedim, bir pardüsü tanınmayacak hale gelir. Sonra bir üniversite seçin Ankara'da dedim. Gidin. Hangisi olursa beraber gidelim. ODTÜ dahil mi? Hepsi dahil. İstisnasız Bilkent'i, ODTÜ'sü. Sizin üniversite İTÜ dahil mi? Hepsi dahil. Yani Türkiye'de hangi üniversite ise Ankara'da olduğunuz için ben Ankara'dım. Bunların üniversite olmadığını 3 adımdan sonra ispat edeceğim size. Yapma ya dedi. De ki bakın komutanım. Neye dayanarak söylüyorsun hocam bunu? Efendim üretime. Bakın üniversitelerin dünyada bilimde ses getiren hiçbir yanları yok. Hiçbir yanları yok. Eğitimleri bir felaket. Korkunç. Biz bugün öğrencimizi aklı başında bir üniversiteyi kabul ettiremiyoruz. Akla karayı seçiyoruz. Yani ezbere sisteme dayalı, yaratıcılığı olmayan efendim, bir sistemle... Efendim ezbere sisteme dahi dayalı değil. O dahi kalmadı. Ben dedim ki ezberleyeceği bir şey dahi kalmadı. Dışarıdan kaynakları getiriyoruz, kullanıyoruz, olmaz dedim. Dediniz ki ya onu da yapamıyoruz ki. Hayır efendim. Yapamıyorsun. Hayır siz dediniz ya hani ya biz taklit ediyoruz falan. Evet. Ya o taklit endüstrisi Japonya'da var, Kore'de var, Çin'de var. Kullandılar. Yani biz orada mıyız? Rica ederim. Yok. Çünkü onu yapmak için dahi kalifiye adam lazım. Taklidi yapacak, taklidi anlayacak adam lazım. YÖK'e giremediğiniz için kızgın olduğunuzdan söylemiyorsunuz değil mi bunu? Efendim bilakis. Ben zaten YÖK'e girmek istemiyordum. Sizi tavsiye etmişler. Üniversite arası kurul bunu sizi yapar mısın? Evet. Ben de rektörüme gittim. Dedim ki ben bunu bir şartla yaparım. İTÜ yönetimi okey diyecek. İTÜ yönetimi dedim okey demezse ben yapmam. Ondan sonra en sonunda işte beni mahkemeye verdiler bilmem ne oldu falan, yok beni istemedi. Kimin istemediği de belli değil ya orada. Neyse. Ondan sonra bizim rektör dedi ki ya dedi vazgeç bu işte. Yani bundan seni üniversiteden atarlar ya, keşke atsalar dedim. Sen dedim sakın karışma. Kütüphanede çalışalım. Peki ne yapacağız dedi. Bak dedim o zaman Muhammed'ti, Muhammed Şahin direktör. Dedim bak Muhammed. İTÜ gitme derse ben gitmem. Çünkü dedim, benim dedim bu müesseseye bir saygım var. Bu saygımın göstergesi ne? Ben burada hocayım ya. Ben kalitesini, malitesini hepsini biliyorum ama benim dedim buraya bir saygım var. Çünkü ben dedim çok başarılı bilim adamıyım. Bu başarılarımı kazanmamda İTÜ'nün direkt rolü var. Direkt. İTÜ olmasaydı ben yapamazdım bunları. Peki şimdi o zaman madem siz tabii... üniversiteye gönül vermiş ama bu arada şikayette de rahatla söyleyen bir sesiniz. Hayır, şöyle diyeyim size. Ben üniversiteye gönül vermekten ziyade Türkiye'de bilim yapılmasını isteyen bir adamım. Bunun da en iyi yolunun üniversite olduğu kanaatiyle. Tamam. Neden? Çünkü üniversite yeni nesli yetiştiriyor. Ben diyorum ki bizim görevimiz yeni nesle bilimi tanıtmak. Bunun heyecanını vermek. Bilimi kullanarak İnsanlığı yüceltmeyi görev edinmelerini istiyorum. Güzel. Ama ben her zaman şunu da diyorum. Bilim adamının mesul olduğu tek bir şey vardır. Kendisine karşı mesuldür. Başka hiçbir şey mesuliyeti yoktur. Ben bilimi niye yapıyorum biliyor musun? Meraklı olduğum için. Sevdiğiniz için. Merak ediyorum. Ne oluyor diye merak ediyorum. Yoksa ona buna hayrım olsun diye yapmıyorum. Tabii biz de toplum da sizi merak ettiği için bu programı yapıyoruz. ben biliyorum. Çünkü sizin aile şirketinizde benim şirketimde iş yaptığı için biliyorum. Evet. Bir konuya değineceğim. Çoğu insan bilmez. Sizin aynı zamanda aile şirketleriniz var ama siz parası bol bir ailenin çocuğuyum. Ne yapayım? Siz gitmiyorsunuz. Ben başından söyledim. Sordum gelir mi Celal Hoca buraya, gelmez dediler. Hayır, ben başından söyledim. Yani babama da dayıma da. Ben gelmem. Bakın de, hayır. Ben dedim para kazanmayacağım. Üstelik paranızı yiyeceğim. Dediler ki, yani gücümüz yettiği kadar destekleriz. Bakın orada çok büyük kredi veririm aileme. Evet, bir gün demediler ki aman evladım sen bu ailenin büyük çocuğusun. Mesuliyetin var. İşte git bundan ilgili bir şeyler oku. Bir gün demediler. Hatta dayım beyanat verdi gazetelere. Melih Sipahi.
O bana diyordu ki ulan Celcel oğlum Celcuk olup ne yapacaksın? Para kazanamazsın bilmem ne edemezsin. O dalga geçiyordu benimle. Ondan sonra beyanat verdi, hepimizden akıllı çıktı Celal. Siz peki oğlunuza aynı şeyi tavsiye ediyor musunuz? Hayır, ben bakın benim babam bana hiçbir şey tavsiye etmedi. O yüzden ne isterse onu yapar. Ne, bak, doğrusu bir insanın gönlünde ne varsa onu yapması lazım. Yaşam kısa. Ben öğrencilerime de onu diyorum. Sevdiğiniz işi yapın. Sevmediğiniz işe kendinizi mahkum ederseniz korkunç bir cehennem hayatı. Doğru söz. Kaç dakikamız var arkadaşlar bu arada? Son 3 dakika hocam. Onu şöyle kapatalım isterseniz. Sizin de daha önceki bir televizyon programında evrim teorisinin Darwinizmi konuşmuştuk. Ve Darwin'in bir teolog olduğunu, değil mi? Yani onu okumak. Onu çünkü okumak babası yola başka çıktığını... bir şey olmayacak mı? Bari bunu okusun, değil mi? Evet. Çünkü papaz yani din adamı havadan para kazanır. Tamam. Bari onu yapsın demiş. Ve bu adam bir teolog olmak istiyor. Sonra istemiyor. İşte babasını zorluyor diyor. Ama tamam. Cambridge'e gidiyor, böcek topluyor mesela. Tamam. Şimdi bildiğimiz işte Darwinizm ortaya atıyor. Evet. Sonra ateist olarak ölüyor. Evet. Ama öldükten sonra da kiliseye, değil mi? Kiliseye Westminster Abbey'e. Ama gömüldüğü kilise, dikkatinizi çekerim, İngiltere'nin panteonu gibi. Tamam. Yani bütün büyük adamların gömüldüğü yer. Anladım. Evet. Ama, ama Darwin numarında değil nereye gömüldüğünü. Tabii. Çünkü Emma oraya gömülmesini ister. Karısı mı? Karısı değil. Karısı oraya istiyor. Arkadaşları öyle. Arkadaşlar mı dinliyor? Arkadaşları da dinliyor. Yani Charles Lyell. Değil mi yani adam bir türlü evrimi, yani her şey iyi, güzel de insana dokunmadı. Hayır şimdi o tabii böcek toplamaya başlıyor. Ondan sonra evrim teorisini ortaya koyuyor falan. Sonra tabii ki ateist oluyor. Sonradan ateist oluyor. Ama siz de kendinizi bildiğinizden itibaren... Ben hiç öyle böyle. Hiç, yani başka, ben hiç din değiştirmedim hayatımda. Evet. Şimdi aklıma da gelmedi. Son yani. Soru şu olsun hocam. İzleyicilerimiz de ne kadar şaşıracak bilemiyorum ben. Daha önceki sorum şuydu size diğer programda. Nereden geldik, nereye gidiyoruz bilmiyorum, bilmiyorum dediniz. Hocam öldükten sonra nereye gideceğiz? Karbon olacağız. Evet. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Karbon olmak o kadar kötü bir şey değil. Kainatta çok bol olan bir elemandır. İhtiyaç var mı? İhtiyaç, ihtiyacı duyana bağlı bir şeydir. İhtiyaç duyan yoksa ihtiyaç da yok demek. Okay. Sizinle sohbet güzeldi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ağzına sağlık. Sağ olun. Keyifli bir sohbetti. Size başarılar diliyorum. Sağ olun. Umarız teşekkür tekrar ederim. Bir yere gidip tekrar Memnun konuşuruz. Her zaman istersen. Evet. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten de hocamız farklı. Yani onu da programda, sohbette de görebiliyorsunuz. Bu benim sevgili hocamla ikinci sohbetim. Umarım keyif almışsınızdır. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.